Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuş. Selasun men künne fî, kimde üç haslet bulunursa vecede halâvetel iman, imanın tadını bulur. Demek imanın bir tadı varmış, bal gibi lezzetliymiş. Lakin bu tadı hissetmek için üç haslete sahip olmak gerekliymiş. Bakalım bizde bu hasletler var mı? Birinci haslet. En yekûne Allah ve Resûlühü ehabbe ileyhi mimma sivâhumâ. Allah ve Resûlü o kişiye başkalarından daha sevgili olacak. Bu haslet yine Buhari'de geçen başka bir hadiste şöyle beyan edilmiş. La yu'minu ahadukum. Sizden biriniz iman etmiş olmaz. Hatta ekûne ahabbe iley, ben ona daha sevgili olmadıkça. Kimden daha sevgili olmadıkça? Min validi, babasından ve veledi ve evladından ve nâs ecmaîn, ve bütün insanlardan. Demek Allah'ın Resulü bize babamızdan, evladımızdan ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmayız. Buradaki iman etmemiş olmak, imanın kemaline ulaşmamak demektir. Yani böyle bir kişinin imanı olsa da bu iman kamil bir iman değildir. Hadis-i şerifte üç şey kimde varsa imanın lezzetini bulur buyurulmuştu. Birincisini öğrendik. Allah'ı ve Resulünü her şeyden fazla sevmek. İkincisi şu. Ve en yuhibbel mer'a la yuhibbuhu illa lillah. Sevdiğini ancak Allah için sevmek. Yani menfaati için değil, makamı için değil, malı için değil, güzelliği için değil. Sadece Allah için sevecek. Bunu yapabilen İmanın lezzetini bir parça hisseder. Hadisin devamı şöyle. Ve en yakraha en yaude fil küfr. Tekrar küfre dönmek ona çirkin gelecek. Ne kadar çirkin gelecek? Kema yakrahu en yugzefe fin nar. Ateşe atılmak gibi çirkin gelecek. Yani ateşe atılmak ne kadar korkunç ve çirkinse, eski günahkar haline dönmek ve küfre dönmek bu kişiye bu kadar çirkin gelecek. Bunu yapabilen imanın lezzetini bir parça hisseder. Şimdi anladınız mı? Bizler imanın lezzetini niçin hissedemiyoruz? Hissedemiyoruz çünkü biz Allah'ı ve Resulünü her şeyden daha çok sevmiyoruz. Hissedemiyoruz. Çünkü sevdiğimizi Allah için sevmiyoruz. Hissedemiyoruz çünkü günaha dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin görmüyoruz. Rabbim bizi affetsin, imanın lezzetini gönlümüze atsın ve bu lezzete ulaştıracak üç hasleti bizlere nasip etsin. Amin.